Harbi taraftar merhaba. Fenerbahçeli hoş geldin. Maçın adamı videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle sadece 3 puana sevindiğimi söyleyeyim. Siz de sadece 3 puana sevindiniz. Spartak Tırnava rakibimizdi. Hani bazen şöyle oluyor ya dün de Beşiktaş yenildi. Hani Beşiktaş malme köy takımına yenildi diye bazı işte spor yazarları falan yorumcular söylediler. Beşiktaş'a da geçmiş olsun bu arada. Spartak Tırnava. Şimdi Malmö'ye bakıyorsun, Spartak Tırnava'ya bakıyorsun. Biz bundan önce daha kötü takımlara yani gerçekten bizim sınıfımızda olmayan takımlara da yenildiğimiz olduğu Futbol bu. Tabii ki de senden daha zayıf rakiplere yenilebilirsin Bu çok normal. Hani diyorlar ya, top yuvarlaktır diye. O da olur ama yani 3 puan yani artık 3 puana sevinemez oldum. Ben yani her zaman bunu söylüyorum. İyi bir futbol olsun. Fenerbahçe savaşsın. Hani elinden geldiğince oynasın. Gol pozisyonlarına girsin, kaçırsın. Belki de dönüşte her zaman diyorum akabinde bir kontra atakta gol de yiyelim. Hiç problem yok ama neredeyse 7. 8. hafta oldu. Hani neredeyse 9. 10. maça geldik. Hala sahada ne yapmasını bilen bir Fenerbahçe'ye görmedik. Maçın ilk yarısı zaten çöptü. Daha düdük çalar çalmaz. Yuhlandı bir şey oldu. Tamam ee, yuhlamaya ben de karşıyım hatta e, teknik direktör şu an Koku bizim teknik direktörümüzken ilk yarı bittiğinde işte Ersun Yanal seslerinin bağırılması hoş değil. Neden? Çünkü ben Koku için ne diyorum? E, tamam Fenerbahçe'mizin teknik direktör ama saygı duyuyorum ve ona karşı hiçbir şeye beslemiyorum. Böyle bir şekilde bağırmamız bana göre de hoş değil ama tabii ki de benim de gönlümden geçer soruyorsunuz. Tabii ki de ben de Ersun Yanal gelsin istiyorum. Şöyle bir düşünüyorum da kafamda şöyle bir parantez de açtım e, ee, bizi Nisan ayında şampiyon yaptı. inanılmaz bir futbol oynadık. Ama e, bir sene daha kalsaydı aynı şeyi gösterebilir miydi? Bana göre gösterirdi ama gerçek kader kısmet belli olmazdı. İkinci yılında da keşke Fenerbahçe'mizin başında olsaydı da ona göre bir değerlendirme yapsaydık. Ama şu an en güzel en büyük adaylardan biri. Biz taraftar olarak gönlümüzden geçen tek aday tabii ki de Ersun Yanal. Aslında güzel oldu. Bugün artık çok sinirlenmeyeceğim. Çünkü sinirlendiğim zaman uyuyamıyorum. Canım sıkılıyor. işimi yapamıyorum. Ama kırgınım. Gerçekten kırgınım bir taraftar olarak. Maçtan sonra siz de haklı şekilde tepkinizi dile getirdiniz ki haklıyız. Her şeyi yapıyoruz. Herkes hata yapabilir ama hatanın başından dönmek bundan ders almak en güzel şeydi. Zaten maçın kadrosu açıklandığında eyvah dedim ya. Çünkü Zayıf bir rakip. Evet Spartak tırnava zayıf bir rakipti. Ama yani maç kadrosuna baktığımda bu maç böyle maçlar e, toparlanmak için aslında iyi maçlardır. İyi bir galibiyet alırsın. iyi bir futbolla futbolcuların da özgüveni yerine gelir. Taraftar da bir şekilde mutlu olur. Ya baktım. Tamam Islay'ı koymuş ama kalede e, artık ben Volkan'ın e, durmasını istiyorum bu aralar. Neden? Çünkü Harun'da... Bir kötü gidişatı var. onun da biraz dinleyip ya ne yapıyorum demesi lazım. Harun'u kötü kaleci olduğundan demiyorum. Bu sakın yanlış anlaşılmasın. Ama takım kötü gittiğinde bütün oyunculara yansıyor. E daha da kötü bir performans sergileyeceğine biraz böyle kulübeye çekip dinlendirip Harun'a e, biraz kendini dinleme zamanı verilebilir diye düşünüyorum. Olsun. Dün de kaledeydi. Sıkıntı yok. İslayı almış. Değişiklik. Jason Elif Elmas. Tamam. Eyvallah ama... Geldiği günden beri takımın belki de en iyisi olan Benzia neden yoktu ve maç sonundaki o kokunun açıklaması düşündürücüydü. Yani zaten hani ceza sahasına gidebilen o kadar oyuncularımız yok. Hani tamam yine bir Ayevle Silimani ile bazen bir yerlere gidilebiliyor ama kadro tercihi o kadar yanlıştı ki yani baktığınız zaman Valbuena var. Tamam belki de form göstermemi ya Barış bu Barış sana ne yaptı? Kavga mı etti? Ne oldu? Ne oldu da bu çocuğu iyi oynayan bir Barış'ı? Hatta ilk e, Şampiyon e, Ligi elemesindeki Benfica maçını hatırlayın. Ne kadar güzel performans sergiledi ve o şutu bir gol olsaydı ah dillere destan olacaktı ama. Ya bu Barış sana ne yaptı? Sana benzeye ne yaptı? Şimdi düşünüyorsun iyi oynayan futbolcular neden oynatılmaz ya da neden oyundan çıkartılır? Şimdi Fırıya'ya bazılarınız kızacaktır ama çocuk savaşıyor en azından. Biraz daha form tuttuktan sonra belki de iyi olacaktır. Ve yine yaptığın oyuncu değişikliği. Ay eve çıkıp yerine İsmail'i sol açık oynatmak harbiden derler ya futbola Fenerbahçe'ye ihanettir. Adam sol bek adamı sen sol açık niye oynatıyorsun? Yani ya bu Barış sana ne yaptı hocam ya? Ben kadro e, açıklandığında birkaç arkadaşlarla da hep beraber bir orçu dedik görüştük. Kadroyu ben gördüm. Kadroyu görür görmez aklımdan geçen tek şey Koku kendini kovdurtmak istiyor. Yani bunun başka bir alternatifi yok. Maç sonrasında da benziye neden oynamadı diye yaptığı bir açıklamana ne sizi tatmin, tatmin etti ne beni tatmin etti. Ya da ne de evet, o soruyu soran muhabiri tatmin etti. 2-0 aldık. Bu maç 4 olabilirdi, 5 olabilirdi. Bir özgüven e, kazanmamız için farklı bir maç olabilirdi ama... Rakibi hiçbir zaman küçümsemedim arkadaşlar. Onlar da kendilerini profesyoneller koşturuyorlar. Onlar da bir emek veriyorlar. Çalışıyorlar. Çabalıyorlar. Bu rakibe karşı ilk içeri zaten çöpe attın. Ondan sonra da işte şansa bir gol. Şansa demeyeyim de yine Ayev'in ee, koşmasıyla yani o hırsıyla yaptığı bir orta. En çok hak edenlerden biri geldiği günden Silimani golünü attı. Tebrik ediyorum Silimani. Ama haftaya Başakşehir maçımız var ya. Ya şunu hiç oturup Zaten biz düşünüyoruz bir tahlil ediyoruz ya. Lan bu Spartak tırnavaya karşı ilk yarı çöp oynadık. Ee, bir hafta önceki Rize maçına bak lan Beşiktaş maçına bak dedik yine e, Fenerbahçe taraftarı aldırdı forma aldırdı yani galibiyeti şey beraberliği zaten galibi gelemezdik bir şeyler oldu. Şenol hocanın da e, korkak oynatmasının da bir etkendi Tabii ki de Beşiktaş maçı. Daha böyle 3 pası bir araya getireme, Spartak tırnava karşısında ilk yarıyı çöpe attı. İkinci yarıda bir şekilde bir şeyler oldu. Öyle veya böyle karambolle goller buldu. Yani ne organize atak vardı ne bir şey vardı. Yine bir şekilde tamam top oynandı yine çok kötü demiyorum ama yine sahada ne yaptığını bilen bir Fenerbahçe yok. Maçı izliyoruz. Koku hiç olmayacak bir yerde yine kulübesinden çıkıyor var ya. Arkadaş kime şekil yapıyorsun? Şimdi diyeceksiniz ki ya abi sen durdun 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 da şimdi işte bu koku geldi bu kadar niye eleştiriyorsun bu kadar niye patladın ya arkadaş ben Fenerbahçeliyim ya. Bir Fenerbahçe savaşan bir teknik direktör göremeyecek miyiz ya? Yani Ersun Yanal vardı bir şekilde de onun bileti kesildi. Yani takım kötü oynar yine söylüyorum kabulüm. Farklı kadro çıkarsın rotasyona gidersin ona da kabulüm de yani ne rotasyona gidilecek daha bir zaman süre geçti e, Süper Lig'de ne de e, rotasyon ya belki hani bu e, Spartak tırnama maçında bir rotasyon yaparsın ya dersin ki işte e, ön libero önüm, arka önünde işte libero önünde Reyes oynatacağım işte pas alışverişlerini o yapacak hadi gire, çift forvet çıkacağım işte Silimanı Frey diyeceksin onu diyeceksin ya babacım ne bunların sırası değil ki gözünü seveyim ya bu adamlar koşacak bu adamlar oynayacak bu adamların bir taktiği olacak bir şeyler yapacak ben anlamıyorum nasıl hani biz kovduğumuzda da tazminat olacak ya da bir şey. Artık Koku şeyi düşünüyor. Beni kovsunlar artık kardeşim. Ben ona göre kadro çıkarayım. Fenerbahçede dalga da geçeyim. Ben artık bunu anlıyorum ya. Ben Fenerbahçem'in iyiliğini düşünüyorum her zaman. Ben kendim için değil. Ben Fenerbahçem için yaşıyorum. Siz de öylesiniz. Yani bir insan sevdiği birisine ihanet ediyorsa, acı çektiriyorsa nasıl birisi sevdiğimiz birine işte ne bileyim dokunur işte ona kötü söz söyler onun böyle ayağını kaydırmak isterdi nasılsa karşısında duruyoruz. Arkadaşımız işte eşimiz olsun, sevgilimiz olsun, çok sevdiğimiz bir iş arkadaşımız olsun. Hemen böyle kötülük yapmak isteyen yani çünkü sevdiğimizin birine canının yanması bizim canımızı da çok fazlasıyla yakıyor. E bizim bu hayatta en sevdiğimiz şey Fenerbahçe. E buna acı çektiren, sıkıntı verenleri karşısında olmayacağız mı? Olmayalım mı yani? Dişimizi göstermeyelim mi? Sesimizi çıkartmayalım mı? Ben o yüzden kokuya sesimi çıkartıyorum. Siz de çıkartıyorsunuz. Sonuna kadar haklıyız. Böyle de bir şey olmaz kardeşim. Bakıyorsun. Reyes stoper diye alındı. Tamam çocuğun da formu tutmadı. Ona da bir şekilde tepki göstererek tabii ki de tepkimizi koyacağız ama stoper adamı ön liberoda oynayabilir düşüncesiyle oynatma kardeşim. Orada sekteye uğruyor. Sonra bütün planlar boşa gidiyor. Yani ne pas alışverişi bir şey vardı, ne bir şeyler vardı. Lan Benziye var senin elinde ya. Beşiktaş işte maçında çok iyi oynamış. Hatta geldiğinden beri çok iyi oynayan bir Benziye. Oynatmamayı ben sadece eee benziyeye bir kini var. Bir de Fenerbahçe taraftarına kini var diye düşün. Başka bunda bir teknik direktör stratejisi, taktiği falan filan diye bir şey yok babacığım. Böyle bir şey oynatamazsın ya. Adam çok yorulmuştur. Üst düzey maçlar çıkarmıştır. Yorulsun diye bir maç dinlendirirsin. Ha, bakarsın. Dersin ki lan bu adam biraz dinlensin. Önümüzde çok zorlu maçlar var. Ona göre de herif sakatlanmasın dersin. Ya adamlar Spartak tırnağı 3 tane pas yapamıyor. Benziyeye oyunu nasıl oynatmıyorsun Gidiyorsun İsmail'i Sol açığa koyuyorsun Ya kusura bakma adam götüyle güler Yani koku koku dedik de ya kusura bakmayın Artık ya ben Fenerbahçe'nin iyiliğini istiyorum Kardeşim Fenerbahçe'nin e, kötülüğünü düşünen ya da Fenerbahçe için yaptıkları elverişi Değilse de ben onun karşısına çıkarım kardeşim Sen bu işi beceremiyorsun derim Hadi kardeşim güle güle ya da vesaire Ben bir taraftar olarak da tepkimi her zaman Göstereceğim işleri iyi oldu da Olduğu zaman da Sonuna kadar arkasından giderim kardeşim. Ölümüne giderim çünkü biz Fenerbahçe taraftarı ölümüne seviyoruz. Ölümüne gideriz ama kötü bir şey olduğuna da e, kusura bakma kardeşim. Yani taraftar olarak her şeyi yapıyoruz. Güzel bir futbol izlemekte bizim hakkımız. Yani kim şimdi, şimdi kimse kusura bakmasın. Yine şuna da parantez açayım. Başkanımın sonuna kadar arkasındayım her kararına bakın her kararına saygı duyuyorum. Hepimize saygı duymak zorundayız ama biz de Fenerbahçe taraftarı olarak da artık güzel şeyler, güzel günler görmek istiyoruz. Hadi şampiyonluktan da vazgeçtik. Tamam mı? ondan zaten vazgeçtik ama iyi bir futbol görelim artık. Ya evimize mutlu gidelim. Tamam. Dün belki bir keyifli olduk. Hani 3 puan aldık, yenilmedik diye biraz böyle huzurlu uyuduk ama Emin olun ben de Fenerbahçe taraftarıyım. Siz de ben kendimi nasıl biliyorsam, nasıl iyi biliyorsam sizi de çok iyi tanıyorum. Çünkü o kadar böyle yattığımızda ya 2-0 oldu ama keşke daha da iyi top oynasaydı dediğinizi biliyorum. Çünkü ben başımı yastığa koyduğumda akşam bunları düşündüm. Lan tamam galibiyet aldık ama ya ne olacak? Önümüzdeki maçı böyle nasıl olacak diye düşünmekten ben yoruldum ya. Önümüzdeki maçı şöyle düşünürsün. Güzel bir maç olacak, güzel bir galibiyet çekişmeli olacak diye düşünürsün. Ya acaba ulan biz bu takıma iki tane attık, zor attık ama haftaya Başakşehir maçı var. Adamlar kadroları oturmuşlar. Kanatlardan iyiler, orta sahadan iyiler. Kaleci de iyi diyorsun. Yani baktığın zaman korkuyla yaşamaktan bıktın Ya bu sene çok korkuyorum yani. Bir maç geldiği zaman diyorum ki ya şöyle olur mu? Ulan inşallah yenilmeyiz. Bizi vasata alıştırma. Yani biz vasata hiçbir zaman alışkın bir taraftar değiliz ki. Alışmadık, alışmayacağız da. Ama artık işlerin düzelmesi lazım. Yine iyi oyna. Savaş, maçı kaybet. Hiç problem değil ama bu zihniyeti bazı teknik direktörlerin kafasına koyması şart. Koş kardeşim. Biz zaten onu gördük mü? Başkaları Fenerbahçe düşmanları sana ne diyorsa desin ya. Seni taraftarın, seni ailen, yani aşkın seni destekliyorsa Fenerbahçe taraftarı biz hocamızın arkasındayız diyorsa kusura bakma da dışarıdan sana millet ne diyorsa de yap. sen bunu kafana takma sen Fenerbahçe taraftarını kafana tak. Fenerbahçe taraftarı zaten seni sevmiyorsa diğerleri seni alkışlasa da başının üzerinde gezdirse de senin için ne ki sen onlar için değil sen Fenerbahçe taraftarı için oynuyorsun sen Fenerbahçe camiası için oynatıyorsun oynuyorsun oynatıyorsun, oynatıyorsun. oynatman lazım. Korkak oynama. Güçlü oyna, ısır. Of, of. Neyse ya sabret. Sabredeceğiz. Başka bir çaresi yok. Ben başkanıma sonuna kadar güveniyorum. En iyisi olacaktır, yapacaktır da. Bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Başkanımız ne derse odur. Saygı duyuyoruz. Onun bizi kredisi sonsuz. Başkanımız Fenerbahçemizin başına geldiği için, seçildiği için çok mutluyuz. Fenerbahçesi için uğraştığı için de çok minnettarız. Olacaktır inşallah. Beklemekten başka çaremiz yok. Gelelim maçın adamları. Kimdi? Jayson Sonu'ydu. Maşallah Elif Elmas. Bu çocuklara ihtiyacımız var. Ya bu çocukları oynatmak, oynatmamız lazım. Oynatmanız lazım. Yani bir teknik direktör olarak hani sen gençlere önem veriyordun. Bir de bu çocuğun üzerine çok fazla da yük vermeyin. Bir de şunu söyleyeyim. Boğazım kurudu arkadaşlar. Bir çay içeyim. Dün akşam da çok bağırdım yine. Hasan Ali'nin her duran topun başına gelmesini ben bir bir veremedim. Bilen varsa anlayan da varsa yorumlarda belirsin yani. Hasan Ali'den önce Elif Elmas ayağına çok hakim bir futbolcu. Baktığın zaman yani başka kim vardı? son orta yapabilir. Ay'a bu pozisyonları kesebilir. Yani Hasan Ali'nin her duran topun başına gitmesini ben anlayamıyorum. Yani bu bir taktik midir nedir anlayamadım ama yani... Neyse yani buna bir çözülmesi lazım. Anlayan varsa yorumlarda belirtsin arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Bak yine kafa o kadar dolu ki o kadar yine gerginim ki. Jailson iyiydi maşallah. Güzel top oynadı. Elif Elmas maşallah vardı. Silimani savaşı oynadı. Maçın adamı olabilir. Yani bu üç oyun hepsi çok böyle sıyrılan bir oyuncu yoktu ama Jailson, Elif Elmas, Silimani. Frey'de koştu çocuk. Frey'de yüklenmemek lazım. Reyes beklentilerin çok altında kaldı ama çok yanlış yerlerde oynatılıyor. Bakın e, hatalar olacaktır tabii ki de ama daha e, uyum süreci var. Bunu da teknik direktör halledecektir. İsta'yı beğendim. Tabii ki de hatalar oldu. Çok üst düzeye oynamadı ama izlediniz arkadaşlar. Pozisyon bilgisi nerede duracağı, kime pas atacağı, nerede koşacağı, adam nasıl kovalayacağını çok iyi biliyor. Ona biraz daha şans tanınmalı ki bundan sonra da tanınacaktır. Daha da iyi olacaktır. Öyle aman aman bir maçın adamı yoktu ama... Maçın adamında da siz yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ben hani nokta atış bu diyemedim ama ağır basan tarafta maçın adamı bana yine kim diye sorarsanız Elif Elmas diyebilirim arkadaşlar. Bakalım galibiyet 3 puan yine mutlu etti tabii ki de bizi yani her şey karanlık değil ama Başakşehir maçı bizim için gerçekten çok zor yine böyle futbol oynarsak Futbol oynamıyoruz gerçi de böyle oynarsak çok sıkıntılı olacaktır Göndersin baba koku gitmek istiyorsa yani bu kadar öyle de. Bak yine aklıma geldikcesim ya kadro aklıma geliyor şimdi öyle kadro kurulmaz ya gitmek istiyorsan yolun açık olsun kardeşim yapacak hiçbir şey yok teşekkür ederiz biz medeni bir taraftarız medeni insanlarız biz Türk halkı duygularımız hareket ederiz ama e, insanlara da kötü de olsa çok güzel teşekkür edip e, yollarımızı da arkadaşça ayırmasını biliriz bakalım ya hayırlısı olsun ama inşallah iyi şeyler olacaktır. çok daha da kötü duygular hisler yaşamadan sollanacaktır. Evet arkadaşlar maçın adamının videosunun sonuna geldim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeye basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hasan Ali'nin her topa neden gelmesi yapması maçın adamı kimdi? Topun başına neden Hasan Ali geçiyordur sizce? İyi tespitleriniz oluyor. Teşekkür ediyorum size arkadaşlar. Bunları yazarsanız. Oh. Güzel şeyler olacak ama çile çekeceğiz ya. Nedenler? Beklenilen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Hoşçakalın arkadaşlar.